Merhabalar, ben Bengisu. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hatta yepyeni bir konseptle de karşınızdayım. Bu konsepte bir isim verecek olursak ismine diye sözle diyebiliriz. Çünkü bugün sizler için 3 tane kelime seçtim. Bu 3 kelime hem geçmiş videomda kullandığım hem de gelecekteki videolarımda kullanabileceğim kelimeler. Bu konsept içerisinde hep bu tür aslında videolarımda sık sık duyabileceğiniz kelimelere açıklık getirmek istiyorum. Çünkü bu kelimeler birçoğumuzun günlük hayatında sık sık kullandığı ama tam olarak ne anlama geldiğini bilemediği kelimeler. Bir tanesinden bugün örnek vermek gerekirse kalori. Çoğumuz market alışverişinde bile etikete bakıyoruz, kaç kalori diye merak ediyoruz ama bu kalori ne demek tam olarak bilemeyebiliyoruz. Bu yüzden hadi gelin birlikte bu kelimeleri öğrenmeye başlayalım. Birinci kelimemiz diyet. Diyet kelime anlamı olarak kişinin sağlığının geliştirilmesi, sağlığının korunması için uygulanması gereken beslenme programı şeklinde geçer. Perhizle hemen hemen eş anlamlıdır. Perhiz yerine kişinin sağlığının geliştirilmesini, korunmasını amaçlar ancak besinlerdeki sınırlama olarak bilinir. Ancak bizler diyeti şöyle düşünüyoruz. Hayatımın belli bir evresinde diyeti hayatıma sokacağım, sağlığımı daha iyi bir noktaya getireceğim. Ardından işim onunla bitecek, rafa kaldıracağım, eski yaşantıma geri döneceğim. Ancak bu oldukça yanlış. Çünkü aslında diyet nedir dersek, diyet yaşam yoludur. Sizin için kişiselleştirilmiş, hayat boyu sürdürebileceğiniz bir beslenme programıdır. Bu yüzden gelin bu yanlış diyet algısını, kısa süreli uygulanması gereken bir beslenme programı, zorlayıcı bir beslenme programı algısını bir yana bırakalım. Diyetin aslında bizim yaşam yolumuz olduğunu kabullenerek kendimize uygun beslenme programlarının peşinden gidelim. İkinci kelimemiz ise metabolizma. Metabolizma biz canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için vücudunda gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelere verdiğimiz bir genel isim aslında. Kediler, köpekler, kuşlar, gözümüzün göremediği canlılar ve biz insanların hareketli kalabilmesi, büyüyebilmesi, gelişebilmesi, vücut ısısını gereken seviyede tutması, üremesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi dışarıdan alıp vücudunda o enerjiyi kullanma süresince gerçekleşen tüm olaylara metabolik olay, metabolik süreç diyoruz. Bir de hepimizin sık sık kullandığı bir kavram daha var. Metabolizma hızı. Bu da şu demek. Sizler yatağınızda yatıyorsunuz. Uyanıksınız. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Televizyon izlemiyorsunuz. Telefonunuza bakmıyorsunuz. Bir dinlenme halindesiniz. İşte bu esnada organlarınızın ihtiyaç duyduğu enerjiye metabolik hız diyoruz. Bu metabolik hızımızı arttırmak için daha hareketli bir yaşam sürmek, daha aktif olmak çok önemli. Bir de şöyle bir gerçek var ki aslında metabolizma ana uyum demek bir noktada da. Yani şöyle örnekler verebilirim. Eskiden hava daha, iklim koşulları daha zorluydu. Hava daha soğuktu. Evleri istediğimiz düzeyde ısıtamıyorduk. Ve bu noktada daha yağlı olmak, daha yağlı bir vücut yapısı bizim için bir avantajdı. Çünkü bizi hayatta tutuyordu. Ancak şimdi hemen hemen çoğu kişinin evinde ısınmak için kalorifer var. Artık iklim eskisi kadar soğuk değil, kışlar o kadar soğuk geçmiyor. Bu yüzden artık vücudumuza bu kadar yağ ihtiyacımız yok. Ve bu yüzden fazla yağlı olmak, fazla kalorili beslenerek vücudumuza yağ oranını arttırmak bizi artık iyi etmiyor, hayatta tutmuyor, aksine hasta ediyor. Bu yüzden gelin artık metabolizmamıza destekleyelim, biz de metabolizmamıza yardımcı olalım ve şu iklim koşullarına ve hayat koşullarımıza metabolizmamızı adapte etmeye çalışalım ve hareketli kalalım. Ve geldik üçüncü ve son kelimemiz olan kalori kelimesine. Sanıyorum ki özellikle diyette olanların günlük hayatında en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi kalori. Peki nedir bu kalori? Kalori aslında bir ısı birimi. 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece yükseltmek için gereken enerji miktarına kalori diyoruz. Ancak besinler için bahsettiğimiz kalori kavramının doğrusu aslında kilo kaloridir. Bu kelime çok uzun olduğu için veya yanlış bildiğimiz için kilo kısmını boş verip sadece kalori kısmını kullanabiliyoruz. Ancak işin doğrusu kilo kaloridir. Peki kilo kalori nedir? Vücudumuzu bir araç olarak düşünürsek bu aracın bir yakıta ihtiyacı var. Ve bu yakıtın ismi de glikoz. Ve biz besinleri tükettikten sonra bu besinler vücudumuza parçalanıyor, sindirime uğruyor ve glikoz oluşuyor. İşte tüm bu sindirim sistemi, tüm bu sindirim süreci esnasında açığa çıkan enerji kalori diyoruz. Elbette ki her besinin içindeki besin öğeleri, karbonhidrat, protein, yağ miktarları birbirinden farklı olduğu için açığa çıkardığı bu enerji yani kalori de birbirinden farklı. Örnek vermek gerekirse 1 gram karbonhidrat ve 1 gram protein 4 kilokalori açığa çıkartırken 1 gram yağ 9 kilokalori açığa çıkartır. Bu yüzden besinler içindeki besin öğeleri dolayısıyla daha farklı kalori miktarlarına sahiptirler.
Peki aldığımız kalori ve yaktığımız kalori aynı kalori mi? Evet, elbette ki aynı. Hareket ederken, yaşamımızı devam ettirirken de bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. İşte bunu besinlerden aldığımız kaloriyi kullanarak karşılıyoruz. Bu yüzden eğer kilo vermek istiyorsanız, daha hareketli kalmak, yani kalori harcamanızı, kalori ihtiyacınızı arttırmak doğru bir yöntemdir. Ancak kilo almak istiyorsanız, bu noktada da besin tüketmek, yani daha fazla kalori almak daha doğru bir yöntemdir. Ve bu yeni konsept için çektiğim ilk videonun sonuna geldik. Eğer sizin de bu şekilde günlük hayatta duyduğunuz, kullandığınız ama ne olduğunu bilmediğiniz kelimeler varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoda sizin seçtiğiniz kelimelerden konuşalım. Umuyorum ki bu videoyu da beğenerek izlemiş, keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen tam da şu an kanalıma abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle.